Hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. Dördüncü dersimiz. Bu dersimizde sadece sağ ele odaklanacağız. Yani ritim. Sol elle işimiz yok diyebilirim. Sağ el tabii neden önemli? Sol elde bastığımız akorlardan ses alma, notalardan ses almak için. Size pena yapmasını öğreteceğim. Gerçi internet üzerinden de istetebilirsiniz. Ne tarz penalar isteyebileceğinizi yazacağım. Çünkü parmakla ritim atmak gerçekten gereksiz bir hadise. Parmaklarınızı incitebilirsiniz. Fakat ben başta parmağımla göstereceğim. Sonra pena ile çalmaya başlayacağız. Nasıl tutulacağını öğreneceğiz. Nasıl çalacağımızı öğreneceğiz. Bu dönem genelde o başlangıçtaki heveslerin biraz daha azaldığı, hatta yok olmaya başladığı dönemdir. Siz olun, vazgeçmeyin. Denemeye devam edin. Denedikçe olacağını göreceksiniz. Beklentilerinizi az tutarsanız sonuca daha çabuk ulaşırsınız. Ben izlenme oranlarından takip ediyorum. Baştaki heves sonlara doğru azalıyor tabii. Ama olsun, biz devam edeceğiz. Sağ elle başlayalım. Baş parmağımızla hani çalıyorduk ya notaları. Aşağı doğru baş parmağımızla. Şu teknik de vardır. İşaret parmağını yukarı doğru çekersin. Fakat dediğim gibi bununla çok vakit kaybetmeyeceğiz. Sadece ritim dediğimizde, sağ el dediğimizde karşımıza iki tane olay çıkıyor. Bir aşağı, bir yukarı. Biz bunu nasıl göstereceğiz? Gene kendi lisanımızda. Aşağı ve yukarı. Aşağı demek yukarıdan aşağı tellere vuruyorum demek. Yukarı, yukarıdan aşağı çekiyorum demek. Basit. Numaralandıracağız tabii ki. 4 saymak müziğin kendisinde olan bir husus. Hep 4 sayıyoruz. Genelde duyduğumuz şarkıların çok büyük bir yüzdesi 4-4'lük. Hep 4 sayarak şarkıları söylüyoruz içimizden. Veya çalan müzisyenler 4 sayarak çalıyorlar. Biz de hep 4 sayacağız. Yani 4 ölçü içinde 4 vuruş yapacağız. Ki biz buna 4-4'lük diyoruz. Tamam. Ben buraya işte işaretlediğim zaman şöyle bir şey gördüğünüz zaman her vuruşa bir tane aşağı. Up and down da deniyor tabii. Şimdi siz internette yabancı sitelere girdiğiniz zaman onları up and down olarak göreceksiniz. Ben yukarı aşağı diyeceğim bu ders. Şimdi 4 tane aşağı gördüğüm zaman benim sağ elim, bakın sol elim yok. Sağ elim şunu yapıyor. Baş parmağım 1, 2, 3, 4. Anlaştık. Şöyle bir şey görürsek. Bunu böyle inerken baş parmağımızı kullanıyoruz. Çıkarken işaret parmağımızı kullanıyoruz. Bu arada tellere çok fazla asılmanızı istemiyorum. Çok fazla ses bizim şu anda istediğimiz bir durum değil. Gereksiz. Yukarı çıkarken de işaret parmağımızla hafif dokunuyoruz. Yani bu ne demek? 1, 2, 3, 4. Anlaştık mı? Burada binlerce versiyon yapabilirim. İşte 2 aşağı, 2 yukarı. Ama şimdi bunlarla vakit öldürmenin gereği yok. Siz kendi içinizde bir şekilde, amaç şu zaten, aşağı yukarı buna alışmak. Ya bu şekilde bile, ilkel haliyle bile ben kulağa hoş gelen bir şeyler çıkabilir. Yani bunları hiç küçümsemeyin. Tamam. Şimdi gelelim asıl benim sizden istediğim. Penanız yokken baş parmak ve işaret parmağıyla çalışıyorsunuz. Ama bunu ya sipariş edin ya da kendiniz evde yapın. Nasıl yapacağız? Sipariş ettiğimizi düşünelim. Şimdi penalar da sertliklerine göre sınıflandırılıyor.
Genelde 3 çeşit var. Bir yumuşak, orta ve sert diye. Çoğunlukta milimetrik hesap yapıyorlar. O milimetrik hesapta bizim işimize gelen aralık şu. 0.30 ile 0.80 milimetre arasında olduğu zaman ki ben size buradan örnek göstereyim. Bakın benim penam 0.60. Tamam. Bu esneyebilen bir pena. Parmağınızda yokladığınızda hafif esniyor. Bu çalarken kontrolün daha çok sizde olmasını sağlar. Ama sert pena aldığınız zaman ki solo çaldığımızda bunu kullanırız. Mesela bu neymiş? 0.96. Bu sert pena kolay kolay eğilmez. Böylece ritim çalarken sizin elinizi hafif tutar. Tellere hafif takılır. Bunun esprisi, sert penanın esprisi. Soloda. Ama ben ritim çalarken hem sesi çok arttırır hem de çalımı zorlaştırır. O yüzden daha nispeten daha yumuşak pena çalıyoruz. Hem ses yumuşuyor ve sakinliyor, hem de penanın kayması, akması kolaylaşıyor. Şimdi 0.30 ile 0.80 milimetre arası idealdir. Bunları internetten istetebilirsiniz. Markanın önemi yok. Aa, ben şimdi 3-5 liralık bir şey için internetten istemeyeyim. Zaten şey de yok. Böyle kredi kartım da yok derseniz. Evinizde mutlaka kullanmadığınız bu tarz kartlar vardır. Bunlardan bir tanesini alıyorsunuz. Gel canım böyle. Biraz yakın. Bir ucu sivri olacak. Sivri bir ucu seçiyorsunuz. Sonra böyle pena gibi hafif boşluk bırakıp şuradan böyle kesiyorsunuz. Ondan sonracıma size pena oluyor. Başarısız birkaç pena kesme deneyiminden sonra, girişiminden sonra tekrar yapıyoruz. Bak bak. Bu. Ben çok böyle kartı eskittim. Bu. Yaptık. Hayır, demin kestim tak diye arkaya düştü. Onu alana kadar. Şöyle yaptım. Bir tane pena çıkardım. Bakın sivri ucu burada. Tekrar gösteriyorum. Sivri ucu burada. Tamam. Şimdi burada önemli olan bu penayı nasıl tutacağım. Şimdi penayı iki parmakla tutacaksınız arkadaşlar. Baş parmak ve işaret parmağı. Şu üç parmak devreye girmeyecek. Bazıları böyle tutar. Yok, olmaz öyle. Rahatınıza şu an nasıl geliyorsa öyle alışmayın. Gelin biz bunun doğrusunu öğrenelim. Şimdi normalde sağ elle tutuyorsunuz ya, ben soldan daha rahat göstereceğim. Baş parmağınız sivri kısmın üstüne paralel. Çok ortada değil. Şuradan gitar çalacak pay bırakarak. Anlaştık mı? İşaret parmağınızda dik bir şekilde, çok aşağı değil. Buradan çalacak yer bırakalım. Burada. Bakın. Ucunun biraz öncesinde bitiyor. Şu şekilde çalıyorsunuz. Çok sıkı tutarsanız, çok sıkı tutuyorum, ses çok artar. Çünkü çok sıkı tuttuğunuzda bunun vibrasyonunu engellersiniz ve her tele takılır ve çok güçlü ses verir. Sesi, volümü arttırmak için bunu yapabilirsiniz. Başlangıçta buna ihtiyacımız yok. Hafif serbest bırakın. Onun öyle bir arası var ki çok serbest bıraktığınızda da pıv diye fırlar. Bu ikisinin arası. Rahat rahat aksın. Bu üç parmağım ne yapacak? Kapatırım. Kapattığınızda buraların tellere sürtme şansı var. Canınız acıyabilir. Ben sizin yerinizde olsam, elim normalde aşağıda nasıl böyle duruyor? Penayı aldım, tuttum. Bunlar hala öyle. Bakın. Elim normal duruşunda sadece penayı tutan parmaklarım işlevini yapıyor. Diğer parmaklarım sanki hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Serbest.
Anlaştık. Şimdi up and down'u, yani aşağı ve yukarıyı buna göre yapıyoruz. Aşağı, yukarı. Amacımız şu. Tek tek ses çıkarmak değil. Bu arpej. Bu başka bir şey. Bizim amacımız ritimde hızlı bir şekilde tüm tellere çabucak vurabilmek. Ama çok sesli değil. Siz tek ses duyuyorsunuz ama 6 tane ses var içinde. Bir bütünlük var yani. Şimdi aşağı inerken genelde kısmen daha kolaydır. Yukarı çıkarken burada biraz zorlanabilirsiniz. Fenayı çok sıkmayın. Çok da serbest bırakmayın ama nispeten serbest bırakabilirsiniz. Bir de lütfen siz olun. Gitarın sadece tel olan bölümünde ritim çalmaya çalışmayın. Buradan buraya kadar bir ivmede çalabiliriz. Rahat rahat. Nereden? Dirsekten 3 alıyoruz. Bilekten değil. Bilekten çalmaya başlarsanız ağrılar başlar. Burası sanki burada bir ne diyeyim? Alçı var diyelim. Allah korusun. Tamam, burada bir alçı var. Bileği oynatamıyorsunuz. Anlaştık. Şimdi sonrasında gelmek istediğimiz yer şu. AM'ye bastık merkez. E'ye geçtik. AM. Bu bir tür ritim. İsimlendireceğiz tabii ki. Hepsini yazacağım. Şimdi gelelim up and down'a. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Bunu çalışmanız çok önemli. Nasıl başlıyoruz? Boş çalıştırmak istemiyorum. Ne yapabilirsiniz? İlk önce 1, 2, 3, 4. Yukarı aşağı en temizidir. Tamam mı? Sakin şekilde. Tempoyu yavaş tutun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Çok da böyle sert değil. Yumuşak yumuşak. Anlaştık mı? Sağ el dirsekten oynuyor. Bilekten değil. Gelelim işin bir sonraki basamağına. 1, 2, 3, 4 vardı. Hatırlar mısınız? 9. senfonide V'ler koymuştuk araya. Bazı notalar öyle çalınıyordu. Araya V koyduk. 4 vuruşu kaç yaptık? 8. Şimdi hadi yapalım. Şimdi hikaye biraz hızlandı. Rakamlar aşağı. V'ler yukarı. 1V, 2V, 3V, 4V. Demin nasıldı? 1, 2, 3, 4. Hatta şunu şöyle yazayım. İyice anlayın. Tam denk gelsin. Tamam. Şöyle yapmıştık. Şimdi bütün rakamlar aşağı oldu. V'ler yukarı oldu. 1, 2, 3, 4'tü. Biz onu şimdi nasıl saymaya başladık? Aralara V koyduk. 1, V, 2, V, 3, V, 4, V. Hadi gitarda yapalım. Resmen yeni penem oldu ha. Bunu kapatabilirsiniz. Ev ahalisine çok ses vermemek anlamında. Kapalı gelebilir. Yok, ben yalnızım, sorun değil. Bu da başınızı şişirebilir. Şimdiden söyleyeyim. Ha, burada akor basabilirseniz ne ala. Fakat ilk planda her şeyi bir anda yapmak biraz zorlayabilir bazılarınızı. Yapabilenleriniz varsa tabii ki birlikte yapabilirsiniz. Kombin olabilir yani. Şimdi sağ ile odaklanıyorum. Kapatıyorum. Ne dedi bana? 1, 2, 3, 4 demişti. Burada ne diyor? Gene 4 sayacağım. 1, 2, 3, 4. Bu aralığa ne olur? Sadık kalın. Şurada çalmayın sadece bileğinizle. Bu bütün hissiyatı, ritmin bütün gidişatını, ritmin duygusunu tamamen öldüren bir şey. Bu. Ama bu ritmin duygusunu veren
Aralık bu aralık. Penanız değsin gitara sorun yok. Çizsin sorun yok. Tamam mı? Bu çaldığınız anlamına gelir. Üç parmağım da açık veya kapalı. Siz bilirsiniz. Hangisiyle rahat ediyorsanız. Ama artık gitar olsun olmasın boş zamanlarınızda televizyon seyrederken bile pena tutuyormuş gibi veya penayı gerçekten alın. Sağ bacağınızın baldırını, uyluk kemiğinin yanını böyle dövebilirsiniz. Bu ritim. Şimdi size göstereceğim birkaç ritim türünü gitarsız da çalışabilirsiniz. Yani illa elinize gitar almak zorunda değilsiniz. Sürekli belli bir metronomda bunu yapabilirsiniz. Hadi bunu tekrar gitara yapalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Hızlandık. Demin nasıldı? 1, 2, 3, 4'tü. Şimdi hızlandık. Şimdi sizden isteğim şu. Bu ritimde geçişler yapmak. Bunları size gene YouTube'un videoya girdiğiniz zaman herhangi bir ders videosuna sağ köşedeki okun altındaki Google Drive linkine tıkladığınızda orada veriler görüyorsunuz ya. Bunu da ekleyeceğim. Şimdi ilk önce bunda ne yapıyoruz? Size en başta şöyle şeyler vermiştim ya. Merkez, aşağı, merkez, yukarı gibi. Hatırlıyor musunuz? Onları bu ritme uygulayacağız arkadaşlar. Her akor bir ölçü çalınacak. Şu bir ölçü. Ne demek istiyorum? AM, BM, AM, E. Her akor bir ölçü. Hatta daha da artık amatörlükten çıkalım. Şarkıların üstünde böyle şifreler göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar akorların nerede ne zaman değiştiğini anlatan şifreler. Şimdi her ölçüde bunu çalacağım. Başlıyorum. AM ile başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve geçtim. Geçtim AM'ye. 3 ve 4 ve yukarı çıktım. 3 ve 4 ve yukarıda bıraktım. Şimdi Allah'ım bu çok zor. Evet çok zor. Yani çok değil de zor. Sizin en net patlayacağınız yer neresi biliyor musunuz? İlk önce bu geçiş. Bu geçişte patlıyorsan o zaman bu geçiş çalış. Nispeten daha kolay bu. Çünkü hepsini bir tane yukarı atıyoruz ya. AM'den E'ye. Merkezden yukarı geçerken. Hızlı anlatmaya çalışıyorum kusura bakmayın. Ama gerçekten kısa kısa olsun videolar istiyorum. Şimdi bizim zorlanacağımız yer şurası. Buradan tekrar buraya geçtiğimizde yeni akora geçmemiz lazım. O da şu V var ya, bunu feda edebiliriz anlamına geliyor. Sağ el devam eder ama sol el akor değiştirmeye başlamıştır. Yavaş yapıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve demeden 4 demeden ben parmaklarımı atmaya başlıyorum. Çünkü şöyle bir geçiş tarzı yok. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve geçeyim. 1 ve 2 ve bu yok. Ama başınıza gelecek. Tamam mı? Bunu önlemek için sürekli ritmin şu şekilde gitmesi için 3 ve 4 ve durmadı. İkisi arasında büyük fark vardır. Hiçbir sizi izleyen hiçbir izleyici, sizi seyreden hiç kimse şunu anlamaz. 3 ve 4 ve sağ elim devam ediyor ama hala geçmedim. Bunu anlamaz. Ve siz gerçekten gitar çalıyor görünürsünüz. Ama şunu herkes anlar. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve durduğunuz an iş bitti. Hiçbir zaman kulağınıza dışarı şöyle bir ses gelmeyecek. Her geçişte böyle bir durma yok. Durmayı engellemek için sağ elle, sol eli beyinde ayırmak gerekiyor. İşte en zorlanacağınız kısım olası bu. Tamam. Bunun için bazılarınız hemen yapacak. Bazılarınızın uğraşması gerekecek. Lütfen pes etmeyin. Uğraşın. Yapabilirsiniz. Merak etmeyin. Burada sadece ufak tiyolar var.
Sağ elinizi unutun, otomatik pilota bağlayın, gitsin o. Sol elde, öncesinde geçiş vermemin, geçiş çalışmanızı istememin sebebi oydu işte. Şimdi sağ el yaparken sol el blok halinde kalkmaya çalışacak. Geçişleri bu ritimle yapmaya çalışın. Anlaştık mı? Bu tabii bir tanesi. Sonra bunu şu şekilde güç hale getirebilirsiniz. Daha da zorlayabilirsiniz. Buradan iki tane yukarı atlayacak. Ama sağ el asla, asla, asla durmayacak. Anlaştık mı? İlk kural, sağ el ile sol el artık birbiriyle hiç alakası yok. Ama siz hayatınız boyunca bunu koordine kullandınız. Farkında olmadan. Sağ el, sol el hep birbiriyle anlaşıyordu. Şimdi ayır. Nasıl ayıracağız? Ayrı ayrı çalıştıracaksınız. Bir araya geldiğinde tekrar çalıştıracaksınız. Hani vardır ya işte, şunu yapmakta zorlanır insanlar. 5 dakika çalışırsanız yaparsınız. Bu kadar basit. Sizi ürkütmesin. Şimdi ritim bizim için şöyle parçalar da olacak. Caddelerde rüzgar, aklında aşk var gece yarısında. Yani nispeten tek aşağı vuruşlu, dörtlü, bunları da aşağı vurarak çalabileceğimiz şarkılar var tabii ki. Onları da yazacağım. Ama bizim gelmemiz gereken, akor geçişlerini su gibi yapmamız gereken dizilim bu. Çünkü buradan da sonrasında bazı okları çıkartıp böyle ritimler elde edeceğiz. Ya da bazılarını çıkartıp çalmayarak ritim elde edeceğiz. Ben daha fazla özel ritimlere girmeyeyim. Buraya biraz daha yoğunlaşayım istiyorum. Bir dahaki ders ritim çeşitliliğini arttıracağız. Şimdi hemen demin çaldığım şarkıyı hayata geçirelim. Ya hocam, bize kalktınız şimdi caddelerde rüzgara mı veriyorsunuz demeyin. Hiçbir şeyi küçümsemeyin. Bu parçalar size gitar çaldıracak, unutmayın. Ritmimiz bu. 4 tane aşağıya veriyoruz. Sizden istediğim şu. Evet. Demin yazdım. Ha, bu arada şunu demek istemiyorum. Her vuruşta akor değiştirin değil, unutmayın. Şu 1-3. Bu 1-3. Yani burada 4 vuruş, 4 vuruş, 4 vuruş, 4 vuruş. Öyle olsa hepsine şöyle yazmam lazımdı. Uzun sürmesin diye yapmadım. Tamam mı? Çalıyorum, bakın ne kadar da enteresan yerlere geldi. 4 çalacağım. 4, indim durmadan, 2, 3, 4, çıktım ortaya, ham ediyor, evdeyim, 4, caddelerde rüzgar, aklımda aşk var, gece yarısında, eski yağmurlar, kuförüler, don, momentin yeni besten, beklediğim bir tane daha AM varmış, bakın. Bundan sonra bir tane daha AM yapıp final yapıyormuş. Tamam. 4 tane aşağı inerek ilk şarkımızı çaldık ritimle. He, tabii bunu böyle de çalmak var. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var, gece yarısında. Bunu da bir dahaki derse. Tamam mı? Şimdi ilk önce sağ elde neleri yapmamız gerekir, neleri yapmamamız gerekirdeyiz. 6 tane akorumuz vardı arkadaşlar. 6 akor. İlk üçleme, ikinci üçleme. A, M, E, D, M. Merkezdi bu. Diğer üçlemenin merkezi C idi.
G, aşağısı F. 6 tane akor arasında kombinasyonları düşünebiliyor musunuz? Biz şimdi 3 akorla çalışın dedik. 6 tane akor. AM'den G'ye geç, DM'ye geç, oradan C'ye geç, E'ye geç. Mutlaka öyle bir şarkı vardır. Yani burada geçiş çalışırken yapacağınız hiçbir egzersizin karşılıksız olacağını düşünmeyin. Mutlaka öyle bir şarkı vardır ve karşınıza çıkacak. Yani siz F'den E'ye geçeceksiniz, F'den G'ye geçeceksiniz gitar çaldığınız sürece. AM'den C'ye geçeceksiniz mutlaka. Mutlaka. He, şu 6 akorla çalınabilecek şarkıların sayısı bile yok. Sayısı yok. Ama ne yapmamız lazım? Yavaş yavaş gideceğiz. İlk önce sağ ele oturtacağız. Sağ elde sizden istediğim ilk önce 4 sistemine alışın. Yavaş yavaş. İster in çık in çık, ister in 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 in, ister çık çık çık, ama sonrasında lütfen şunu unutmayın. Bir ve iki ve üç ve dört ve asıl bu dizide bütün ritimlerin kaynağı bu. Buradan birkaç tane ok çıkartarak bir sürü ritim elde edebiliyoruz. Bu ölçüde bu geçişleri çalışın lütfen. Tüm versiyonları. Hepsini yazdırmayın bana. Siz halledersiniz. Son kez söylüyorum. Penamızı aldık. Bir de içinizden sayın ve dışınızdan sayın. Utanılacak bir şey yok. Tamam mı? 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve... Boşta da çalışıyorsunuz bunu, gitarla da çalışıyorsunuz. Sonra AM'ye bastım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve... Kendini hazır hissettiğinde blok olarak E'ye çıkacaksın. Şu anda kaçıncıda olduğunuzun bir önemi yok. Blok attım. Sağ elim durmadı ama. Tekrar merkeze ineceğim. Yavaş yavaş iniyorum. Sahil durmuyor. Sahil durmuyor. Sahil hiçbir zaman durmamalı. Anlaştık mı? Ha, bak canlı bağlantımız da var. Şimdi ne yapıyoruz? Bu geçişleri hallettikten sonra yapacağımız şey bu sisteme oturtmak. Anlaştık mı? İlk önce serbest çalıyoruz. Hiçbir rakam V yok. Sonra bu disipline uydurmaya çalışıyoruz bu geçişleri. Anlaştık mı? Size güveniyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.